Benim aslında karateyi seçmekten başka bir şansım yoktu. Çünkü babam karate antrenörü. Ben de karatenin içinde doğdum diyebilirim. Çünkü annem de salona bakıyordu. Babam da derslere girdiği için ben evde de durmuyordum. Karate salonunda büyüdüm. Orada abilerim, ablalarımı görünce özeniyordum tabii ki ister istemez. Ben de işin içine ortak oluyordum. Yani bu şekilde başladım. Babamın antrenör olması benim en büyük şansım. İyi ki de karateyi yani başka bir spor seçme şansım değil de iyi ki de karatenin içinde doğmuşum. Babamın arkamda olması gerçekten benim için ekstra bir özgüven kaynağı. Çünkü yani bu hayatta en çok güvenebileceğim adam babamdır. Onun için bu yolda beraber yürüdüğümüz için mutluyum. Biz zaten profesyonel sporcularız. Antrenmanda bütün enerjimizi, bütün şarjımızı boşaltıyoruz. O yüzden hani evde öyle fazla vurma kırma gibi şeyler olmuyor. Ama şakalaştığımız zamanlar oluyor tabii ki. Karate üzerinden şakalaştığımız zamanlar oluyor. Bu çevrede gerçekten tanınan bir aileyiz. Önceden Adnan Şamdan'ın oğlu diye bahsediyorlardı benden. Şimdi artık babamdan bu Eray Şamdan'ın babası diye bahsediliyor. Güzel başarılara imza attık beraber. Daha da başarılara imza atacağız. Daha yüksek, daha güzel başarılara imza atacağız. Zaten çırak ustaya geçmezse meslek ölür. Ben de bu konuda babamın üstüne çıkmaya çalışıyorum. Tabii ki sporculukta çıktığımı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da eğer antrenör olursam o konuda da geçmek için elimden geleni yapacağım. Yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışacağım. Şu an en büyük başarılarım 6 defa üst üste Avrupa şampiyonluğum var. Bir dünya şampiyonluğum var. Üniversiteler arası dünya şampiyonluğum var. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm var. Şu anda da dünya sıralamasında ikinci sıradayım. Olimpik sıralamada üçüncü sıradayım. Olimpiyatlara da gitmek için ilk iki kotasını şu an kovalıyorum. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an tek hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Bunun için tüm çalışmalarımızı elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Orada bayrağımızı göndere çektirip hem darıcamızı hem ülkemizi hem de kendimi bu şekilde gururlandırmak istiyorum. Yıldır birçok milli takıma sporcular yetiştirdik. Şu ana kadar antrenör olarak 70'in üzerinde milli takıma sporcu verdim. Yani bunlar Balkanlarda yarıştı, uluslararası turnuvada, Avrupa, dünyada yarışan, dereceler yapanlar. Tabii kendi çocuğumuzun olması. Eray 5 yaşında başladı karateye. Baktığımda 5 yaşında başlattığımda antrenör olarak anladık. Fiziki yatkınlığı oldukça iyiydi. Güzel bir eğitim vererek Eray da bu işi sevdi. Oldukça başarılı oldu ufak yaşlarda. Biz de hedefimizi Avrupa Dünya Şampiyonu olarak koyduk ve bunu da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi inşallah önümüzde yapılacak olan olimpiyatlarda barajı geçip olimpiyatlarda hem darıcamızı, gebzemizi, Kocaeli'yi hem de ülkemizi temsil etmek amacındayız. Şimdi tabii ki bir baba olarak, antrenör olarak hepsi bizim evladımız gibi ama tabii öz evladın olduğu zaman daha farklı oluyor. Yani bunlar hani şöyle bir laf vardır, anlatılmaz yaşanır diye. Yani çok güzel bir duygu. Hem bölgemiz için, hem ülkemiz için. Yani gerçekten gurur verici bir olay. Oğlumla gurur duyuyorum. Genelde karate antrenmanları salonda yapıyoruz. Ama bazen evde de kapışıyoruz. Ama şu anda hiç kapışamıyorum kesinlikle. Şu anda Eray'a dokunamıyorum. Tabii ki sözel olarak birlikte maçları izliyoruz, analiz yapıyoruz. Sohbetimiz oluyor. Yani bir araya geldiğimizde sohbet karate oluyor. Başka bir şey değil. Bizim imkansızlıklar bizim dönemimizde çok imkansızlıklar içerisinde bu işler yapmaya başladık. Zor şartlarda yetiştik. Dedim ki biz kendimiz, ben hep şunu söylüyorum. Ben Avrupa Dünya Şampiyonu olamadım. Ama dedim ki Avrupa Dünya Şampiyonlarının hocası olacağım. Bunu gerçekleştirdim. Mutluyum. Her şeyden önce bölgemizin yanı sıra ülkemizi temsil ediyoruz ve bu bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırma şansını elde ettik. Bu da bizim için ayrı bir gurur.
kulüp bünyemizde 8 branşımız var. 8 branş içerisinde bütün branşlarda hem Türkiye hem Avrupa dünya şampiyonu sporcularımız var. Bilek güreşinde, yüzmede, karate'de, Muay Thai'de, boksta ve atletizmde yaklaşık toplamda da 400 tane lisanslı sporcumuz var. Son şampiyonada zaten Eray yüzümüzü tekrar güldürdü. Zaten Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu vardı. Premier Lig'de de tekrar şampiyon olarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Burada görmüş olduğunuz bütün sporcuların tamamı milli ve Avrupa Dünya Şampiyonası düzeyinde sporcular. İnşallah bunlar da Eray gibi çok yakın zamanda ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyoruz. Tabii Eray'ın en büyük şansı bence Adnan Hoca, babasıyla birlikte çalışıyor olması. Başarının bence belli bir kısmı da Adnan Hocam'dan geliyor. Adnan Hocamız zaten bizim kulüp antrenörümüz aynı zamanda. Dediğimiz gibi burada birçok sporcumuz da Eray gibi inşallah yakın zamanda ülkemizi gururlandıracaklardır, inanıyoruz.